kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İngiliz ajanı Lawrence Müslümanlara nasıl zarar verdi? Esasen Avrupa başta olmak üzere bütün Batı İslam aleminde bir taraftan parçalamak ve ayırmak için faaliyetler yaparken diğer taraftan da casuslarına planlı projeler yaptırır. Bunun için günümüzde olduğu gibi Tarihte de birçok casus ve ajanlarıyla hileleri ve oyunlarını sergilemişler ve ne yazık ki biz Müslümanlar bu oyunlara yine gelmekteyiz. Yani tarih aynen tekrar ediyor. Halbuki Peygamber Efendimiz bir Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz buyurmuş. İşte Batı'nın kullandığı bu casuslardan biri de Lawrence'dır. Bunu ve bunun gibileri iyi tanımak gerekir. Günümüzün Lawrence'lerini tanımak adına tarihin Lawrence'ini iyi tanıyalım. Şimdi bununla ilgili bazı nakillerde bulunacağız. Mesela Cemal Kutay Lawrence'e karşı kuş, kuşçu başı isimli eserinde Lawrence'le ile ilgili şöyle der. Bizi uzun uzun düşündürmesi gereken bir gerçek üzerinde daha duracağım. Ölümü neredeyse bizde de İngiltere kadar keder uyandıran eski İngiliz başvekillerinden meşhur Churchill Lawrence için bakın ne diyormuş. Devrimizin en büyük adamlarından birisi. Bizi petrol ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasına eriştiren odur. Himmetini ve şahsını hayranlıkla takdis ederim. Ya. Ve şöyle devam eder. Lawrence ve Churchill'i birleştiren asıl sebep ikisinin de şifasız Türk düşmanı olmalarıydı. Aynı kitapta Teşkilat-ı Mahsular Reisi Eşref Sencer Koşubası ise Lawrence'ı şöyle tarif eder. Yani buradaki ifadeleri e, hakkınızı helal edin. Aynen kendisinden aktardığım için değiştirmeden nakledeceğiz. Her eline geçen fırsatta Lawrence ne kadar zalim ve gaddar olduğunu ispat etmiştir. Sadece Türklere karşı değil, bütün insanlara karşı nefret beslerdi. Kendisinin bir piç ve cins sapık olmasında Zulüm duygusunun büyük tesir olduğunu söyleyebilirim. Ona en çok hizmet eden Arabistanlı iklimiydi. Bedevileri parayla elde eden bu adam kayan kumlar arasında barikatlar yapıyor, Türk kafirleri arkadan vuruyordu. Esirlerimize yapılan zulüm bu şer ve fesada alet olanlar için dünya ahiret yüz karasıdır. Ayrıca sahtekar Lawrence adlı yazı, eserin yazarı İngiliz Muharrir de Lawrence'in vahşetini şöyle anlatır. İngiliz ordusunun ileri harekat sayesinde Osmanlı devlet tarafından tahliye edilen şehirlere girip yağmacık yapmakla vazifeli görülen Arap kuvvetlerine Lawrence, Türklerden harp esiri almamalarını ve yakaladıklarını öldürmelerini emretmiştir. Alınan bu notlardan İngiliz casusu Lawrence'in ne olduğunu ve neler yaptığını anlamak mümkündür. Vatan ve milletimizi bölmek isteyen bunlar gibi casuslar ve ajanlar bugün de vardır, yarın da çıkacaktır ve bunların haince faaliyetleri devam edecektir. Asıl mesele bunlara karşı uyanık olmak, gayelerini bilip metotlarını teşhis etmektir. Zaten milletimizin, vatanımızın, Devletimizin devamı da buna bağlıdır.